Herkes yeniden merhabalar. Bu bölümde de Driller'ı tanıtalım. Hemen sol üstten başlıyorum. Driller'ın ana silahları alev makinesi ve buz makinesi mı diyeyim buna? Alevin tersi, donduruyor. Alevi yakıyor, bu da donduruyor. Ben alev makinesini kullanıyorum çünkü dondurma şöyle, hatta bundan başlayayım. Yine Scout'un el bombası gibi bu da uçan böceklere karşı inanılmaz etkili. Çünkü dondurduğu anda, bu arada ateş ettiği anda dondurmuyor. Ama dondurduğu anda öldürüyor. Tamamen kullanımınıza kalmış. Ateş zarar veriyor can çektiği için. Çok hızlı bir şekilde can çektiği için ben bunu kullanıyorum. Ama bunu kullananlar da var. Buradan ayarlayarak damage'ini yükseltebilirsiniz ama alev makinesi kadar efektif gelmedi bana hiçbir zaman. O yüzden de bunu kullanıyorum ben. Bunlarla ilgili anlatacak bir şey yok. Yan silahına gelelim. İkinci silahına gelelim. Subata 120 var. Yani standart bir silah. Bir özelliğini anlatamam bunun. Plasma Charger ise kesinlikle eğlenceli bir silah. Detaylara girmeden şu alttaki iki tane özelliğinden söyleyeyim. Flying Nightmare basılı tuttuğunuz zaman biriktiriyor. Bıraktığınız zaman mouse tuşunu fırlatıyor ve büyük bir enerji topu gönderiyor. Ve o alandaki her şeyi, küçükleri öldürüyor, büyüklere zarar vererek geçip devam ediyor yoluna. Ta ki direkt çarpana kadar. Bunun Türkçesini istesem de bulamam zaten. Daha yoğun, küçük bir top atıyor. Yine dediğim gibi bu normal ateş edebilirsiniz sadece tıklayarak. Veya bası tutup daha böyle hani enerji biriktirerek ateş edebilirsiniz. Bunda ise biriktirip attığınızda daha yoğun, küçük bir top atıyor ama daha yoğun bir top atıyor ve herhangi bir şeye çarptığı zaman, herhangi bir yani başka biri ateş etti, o oldu buldu, herhangi bir şey çarptığı zaman daha geniş bir alanı bir anda yok ediyor. Bunu zaten bu videonun sonuna koyacağım şeyde görürsünüz. Hem madencilik yapmakta hem bir şeyleri kazarken kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum çünkü. Hem de zarar vermek açısından herhangi bir etkileşime girdiği anda büyük bir alanı bir anda yok ediyor. Örneği bu videonun sonunda zaten ekleyeceğim, maçta görürüz. C4 Driller'ın ekipmanı, C4 ve Drills doğal olarak. C4'ün özellikleri şu şekilde, hani build'ınızı kendinize göre ayarlarsınız da madencilik için kullanabilirsiniz ya da swarmların ortasına atıp böyle birçok yaratığı bir anda bam diye yok edebilirsiniz. İki şekilde de kullanılıyor. Drill ise olmazsa olmaz bu oyundaki. Çünkü mesela bu oyunun mantığı şu şekilde. Drop pod'da geliyorsunuz. Drop pod demek aslında o kocaman drill makinesiyle geliyorsunuz. İniyorsunuz, o makine gidiyor. Görevi tamamlıyorsunuz. Ta haritaların aşağı dibine doğru yürüyerek, koşarak, atlayarak, zıplayarak sonuna kadar gidiyorsunuz haritanın. Görevi bitiriyorsunuz. Sonra pod'u çağırıyorsunuz tekrar, escape pod'unu. O tekrar geliyor ve uzak bir mesafeye geliyor. Yani 150 metreden yakına düşmüyor. Hep uzak bir yere iniyor. Ona ya geldiğiniz yolu takip ederek koşacaksınız ya da drill direkt en yakın mesafeden dümdüz kazarak götürecek sizi. Ki kesinlikle çok daha mantıklı takımınızda bir drill olması ve escape ya kaçış işlemini drill ile yapmanız. Drill önden kazıyor, arkasındakiler onu koruyor. Bu kadar basit. Bu oyunun zaten en zevkli kısımlarından bir tanesi de bu. Drill'in yakıtı sonsuz değil. Evet, bir yakıtı var ve ısınması var. Yine cephane potları çağırarak onu tamamlayabilirsiniz. Aynı şekilde C4'te 3 tane mi 4 tane mi ne? Zaten rakamlar değişiyor. Tamamen verdiğiniz özelliklere göre farklı farklı rakamlara ulaşabilirsiniz. 2 tane de olabilir, 5 tane de olabilir. 5 tane oldu, birimi hatırlamıyorum da 4 tane oluyordu. Driller'ın el bombası segmesinde baltamız var. Balta çok kullanışlı ve 8 tane veriyor size. Hani küçük böceklerde bunu harcamazsınız da büyük böceklere karşı inanılmaz işe yarayan bir şey. Başka bir özelliği yok, balta çünkü bu zaten. Bildiğimiz el bombası, hiçbir özelliği yok. Hiçbir özelliği yok. Tamamen standart el bombası. Bu zaten çok laf yapıldı. Hani niye? Niye böyle ekstra ıvır zıvır koyarken niye sadece standart bir el bombası koyuyorsunuz diye. Ama değiştirilmedi.
ve nörotoksin el bombası. Bu attığınız yerde çok geniş bir alana gaz yayıyor. Sarı bir gaz. Canavarların yavaş yavaş canavar nereden çıktı ya? Böceklerin yavaş yavaş canını azaltıyor. Küçük olanlar zaten direkt ölüyor o gaz bulutunun içinde. Dwarflara zarar vermiyor. Ama bu gaz inanılmaz yanıcı. Yani herhangi ateş çıkartan mermilerden kullanırsanız herhangi bir karakterde veya Driller'ın flamethrower'ını kullanırsanız bom diye o geniş bir alanda bir patlama oluyor. Ve gayet kayda değer bir zarar veriyor. Ben onu kullanıyordum. Ondan sonra değişiklik yaptım. Çünkü çok fazla oynadığım için artık değiştiriyorum ufak tefek şeyleri. Ya bunu almam. Her karakterde bir tane almam dediğim var zaten, fark etmişsinizdir. Hem silahlarda hem el bombalarında. Bunda bir tek baltayla Nurtex'in gazı kullanıyorum. Benim işimi görüyor. Başka bununla ilgili anlatacağım bir şey var mı? Başka anlatabileceğim bir şey yok. Alev makinesinde zaten ya bunları anlatmak istemiyorum. Bunlar çünkü sizde yeni başlayan birisine daha doğrusu kapalı olarak geliyor. Hani sizin keşfetmeniz çok daha iyi olur. Spoiler vermek gibi geliyor bana bunlar, artık bu kadar detayı anlattıktan sonra kendiniz keşfetmeniz oynarken daha iyi. Ya çünkü oyundaki genel mantık silahlarda ya çok fazla cephane alacaksın, vuruş gücün hani damage'i zayıflayacak, ya çok fazla damage verebilir hale getireceksin ama çok az şeyin olacak, cephanen olacak gibi dengeleri kendiniz oynama tarzınıza göre kurduğunuz için hani çok da mantıklı değil zaten buradan herhangi bir şey anlatmam. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Driller candır. Driller adamdır. Olmazsa olmaz. Muhabbetli kısmı burada bitiyor. Şimdi bir tane bakalım, daha oynadıklarım eski kayıtlarımı sildim de şimdi tekrar oynayacağım. Onlardan bir tane ekleyeceğim. Bütün özelliklerini de kullanacağım bu arada bu ekleyeceğim videolara. Her tanıtımın üstüne bir tane maç ekleyeceğim dedim ya, 4 veya 5 zorluk seviyesinden. Böyle her özelliği kullanayım ki bir işe yarasın yani eklediğim oraya diye. Muhabbette kısım bu kadar. Muhabbetsiz kısmı izlemek istemeyenler için tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay. Your team is getting bigger. Wolf inbound. Rockin' roll! Rockin' down! Let's clear the mound! Explosives, boys!
The swarm is upon you. Be gone! Oh. Explosives, guys! Me carrying all the load. Support, please. Keep me covered. Got my hands full here. Resupply arrived. Go restock. Could use a hand here. Give me a hand, guys. Watch the fire, moron. I feel like a mule. Ah. Now I know how much temporary work. You've achieved your objective in a record time. Launch the Minehead and we'll send in the escape can. Credits has been withdrawn. Supply drop is inbound. Minehead launched. Escape pod will arrive when Minehead has been secured. Hang in there. Run for cover! I know the
arrived. Plug is ticking. All up to you, team. Mark! Drop pod departing in T-minus 3 minutes. You're ready to blow! Boom, baby! Good work. We're bringing it back in. Fire!